Merhaba arkadaşlar, Teknik Borsacı kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim Dağ. Bugün sizlerle beraber yeni halka arz edilecek olan Margün Enerji hissesini inceleyeceğiz. Öncelikli olarak yasal uyarı metnimizi okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgileri, yorumlar, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Videomuzu durdurarak yasal uyarı metninin tamamını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, diğer videolarda olduğu gibi gene Excel'imiz üzerinden gideceğiz. Firmamızın ismi Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Hisse kodumuz MARE. Halka arz tarihimiz de 22-23 Eylül. Yani yarın başlıyor arkadaşlar talepler. Yarın ve diğer gün, yani yarın neydi günlerden? Çarşamba. Çarşamba ve Perşembe günü talepler alınmaya başlayacak arkadaşlar. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Borsa pazarımız nedir? Hemen bakalım. Geliyorum. Fiyat analiz raporuma. Evet, borsa pazarım yıldız pazar arkadaşlar. Şimdi bazen buradaki pazarları yanlış yazıyorlar arkadaşlar. O yüzden hani problem bende değil. Çünkü analiz raporuna yanlış yazdıkları zaman ben de doğal olarak burayı yanlış yazıyorum. Bundan öncekinde zannedersem Kim MR hissesinde böyle bir şey yaşadık. Dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar yani. Bazen de gözden kaçabiliyor. Hani beni uyardığınız için de bu arada teşekkür ediyorum. Yıldız Pazar arkadaşlar, biz ne yapıyorduk? Yıldız Pazar'daki hisselerimizi pozitif alıyorduk. Çünkü Yıldız Pazar'daki firmalar büyük firmalardı. Sermayesi güçlü firmalardı. Sermayesi kuvvetli firmalardı. Onları her zaman pozitif alıyorduk. Ana pazar, alt pazar, yakın izleme pazar gibi hisseleri de negatif alıyorduk. Zaten hisse açıldığı zaman ya Yıldız Pazar'da oluyor ya ana pazarda oluyor. Sonrasında işte duruma göre ne oluyor? Alt pazara alınıyor, yakın izleme pazarına alınıyor. Ama sizlere tavsiyem, her zaman bu tavsiyede bulunuyorum. Eğer hisse alacaksanız ya yıldız pazar ya ana pazar. Bunların dışında başka bir pazardan hisse almanızı tavsiye etmiyorum. Riskli olabiliyor arkadaşlar. Özellikle yakın izleme pazarındaki hisseler çok çok riskli. Belki hisseler tavan tavan gidebilir, uçabilir, 2'ye 3'e katlayabilir kendini. Ama bir anda borsa kotasyonundan atıldığı zaman paranız pul olur arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Web sitemiz var mı? Var. Evet, web sitemiz margunenerji.com.tr. Şuraya yazıyorum. Arkadaşlar web sitesi yani kısa zamanda yapılmış anladığım kadarıyla. Ben burada domaini sorgulamasını yaptım. Zaten natural enerjiye yönleniyor dikkat ederseniz. 16.04, 16 Nisan 2021'de şeyi satın almışlar, domaini satın almışlar. Tabii web sitesi ne zaman açıldı onu tam olarak bilmiyorum ama domain bu zamanda almış. Yani bu tarihten sonra web sitesi yapılmış anladığım kadarıyla. Ya web sitesine baktığım zaman da arkadaşlar yani böyle firmalara bu siteler açıkçası yakışmıyor. Çok böyle biraz amatör bir site olmuş. Zaten ya şimdi web sitesine neden bahsediyorum diyecek olursanız hani firma kendine yakışır bir web sitesi yapması lazım. Özellikle büyük firmaların böyle hızlıca hemen bir web sitesi yapayım. Bakın haberler demiş, ziyaretçi falan demiş. Yani böyle biraz blog sitesi gibi olmuş yani. Zaten sayfa kaynak kodlarına da baktığınız zaman WordPress şablonu kullanılmış. Hatta şuradan admin falan yazınca web sitenin admin paneline gidiyor. Yani bunlar arkadaşlar çok sıkıntı yani web sitelerine çok dikkat etmeleri gerekiyor firmaların. O yüzden biraz problem. Ve hakkımızda yazısını burada bulamadım mesela. Bakın burada o kadar şeyler var, bölümler var. Hakkımızda yazısı yok. O da sıkıntı arkadaşlar. Şurada yatırımlarımız bölümünü açayım bu arada. Neler yapılmış? Buraya aslında biraz bilgi yazmışlar ama ben şuradan değil de şeyden okuyacağım. Analiz raporundan okuyacağım. Evet. Şirket Margün Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanı ve toplam 25.000 TL sermaye ile 25.11.2014 tarihinde ticari sicile tescil edilmiştir. Buradaki kopyaları koymamışlar herhalde değil mi? Yok. İlgili tescil 03.12.2014 tarihi ve işte falan kanunla ilan edilmiştir. Margün Enerji, enerji sektöründe faaliyet gösteren, müşterileri ve kendisi adına yenilenebilir elektrik enerjisi. Arkadaşlar yenilenebilir elektrik enerjisi genelde ne oluyor? Rüzgar, güneş enerjisi gibi gibi elektrik enerjileri. Yani bu tarz şeyler doğaya zarar vermeyen diyelim. Genel anlamda zarar vermeyen. Mesela rüzgar enerjisi
normalde doğaya zarar vermeyen olarak biliriz ama mesela rüzgar kuşların şeyini bozabiliyor. Göç tarafını bozabiliyor veya kuşlar rüzgar türbinlerine takılıp ölebiliyor. Yani doğaya %100 zarar vermeyen enerji diyemeyiz yani mesela rüzgar için. Evet, şirket başta elektrik enerjisi üretimi olmak üzere enerji piyasasında faaliyet gösteren tesis ve işletmeler kurmak, mevcut veya kurulacak tesis kişi ve işletmelere ortak amacıyla kurulmuştur. Şirketin amaç ve konusu esas sözleşmenin 3. maddesinde falan diyor. Şirket güneş, su, HES yani barajların küçükleri, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, elektrik enerjisi üretim başta olmak üzere enerji tesislerinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisi ve kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. Evet arkadaşlar, yani enerji firmamız elektrik enerjisini belli başlı yerlerden belli başlı ürünlerle üretiyor. Bunları da müşterilerine satıyor. Evet arkadaşlar, yani firmamız kısaca böyle. Burada da aslında kısaca bir bilgi vermişler. Ben hakkımızda ise hiç yok diye biliyordum. Öyle denk geldi. Şimdi biz ne zaman kurulduk? 2014 yılında. Geliyorum. Öncelikle sektörümüzü yazalım. Enerji sektörü. 2014'ten bu zamana 7 yıl. Yani hiç şey yapmaya gerek yok. Hesaplamaya gerek yok arkadaşlar. Bazen yanlış hesaplıyorum kafadan da o yüzden. 7 yıl bunu pozitif almıyorum. Negatif alıyorum. Ne diyordum arkadaşlar? Bir firmanın en az 20-25 yıllık bir geçmişi olması lazım. Bu anlamda negatif. Şimdi neden halka arz edildik arkadaşlar? Ortak satışı mı var? Yoksa paraya mı ihtiyaç var? Borçlar mı ödenecek? Neden halka arz edildik? En önemli sorulardan biri bu. Şimdi burada halka arz gelirinin kullanım alanı yazıyor. Öncelikle bir ortak satışı var mı? Bakıyorum. Ortak satışı yok. Çok güzel. Ortak satışı olduğu zaman ben her zaman ortak satışına karşı olduğumu söylüyordum. Yani ortak satışı için borsaya açılmaları desteklemiyordum. Sermaye artırımı olması pozitif. Peki biz bu sermayeyi nerede kullanacağız? Parayı alacağız, çarçur mu edeceğiz, bir yerlere mi yatıracağız, borçları mı ödeyeceğiz? Evet, sırayla söylüyorum. Finansal ve diğer borçların ödenmesi %20-25. Yenilenebilir enerji sektöründeki yeni yatırım fırsatlarını değerlendirerek yatırım yapılması ve yenilenebilir enerji santrallerinin satın alınması. Geriye kalan tutarın şirketin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde rekabet gücünü arttırabilmek için işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır. Evet arkadaşlar, yani firma görüyorsunuz borçlarımı kapatacağım diyor. Tamamını olmasa da %20-25'ini kullanarak borçları ödeyeceğim diyor. Yatırım yapacağım diyor. İşlerimi büyüteceğim diyor. Bu anlamda halka arz gelirinin kullanım alanı önemli arkadaşlar. Çünkü bazı firmalar var mesela borç batağına batmış halka açılıyor. Diyor ki borçları kapatmak için kullanacağım veya diyor ki ortak satışı için kullanacağım. Bu tür firmaların özellikle yani kısa vadede demeyelim de orta ve uzun vadede hisseleri ya düşüyor, çok düşüyor ya da ne oluyor? Halka arz fiyatında dolanıyor veya çok yükselmiyor. Size fazla getiri sağlamıyor. O yüzden firmanın kâr etmesi, yatırım yapması çok önemli bu doğrultuda arkadaşlar. Yani firmamız ne diyor? Ben diyor sermaye artırımı yapacağım. Buradaki parayla da işte borcumu ödeyeceğim, yatırım yapacağım diyor. Kısaca arkadaşlar yatırım yapacak. Bu anlamda bu pozitif. Halka arz edilen lot sayımız kaç arkadaşlar? Geliyorum. Lot sayımıza bakıyorum arkadaşlar. 100 milyon lot. Evet, lotumuz çok fazla arkadaşlar. Evet. Lotumuz fazla arkadaşlar. Ben genelde şöyle 10 milyon, 20 milyon bilemediniz. 30-35 milyon lotu bile artık çok görür olduk. Yani çok fazla geliyor. 100 milyon lot bayağı yüksek arkadaşlar bu anlamda. Ha şimdi lotu az olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Lotu az olan firmalar hızlı bir şekilde yukarı gidebiliyordu. Uçabiliyordu yani. Mesela bazı hisseler var, fark ediyor musunuz bilmiyorum. Örnek vereyim en son açılanlardan Orçay mesela veya Yeo Teknoloji. Dikkat ederseniz çok hızlı hareket edebiliyor. Ne yapıyor? Tavana gidiyor. Bir anda tavandan pat eksi yazabiliyor veya pat şeye gidebiliyor. Pozitif yazabiliyor. Çok hızlı hareket edebiliyor. Yani şimdi lotu ne kadar azsa hızı da o kadar aşağı yukarı hızlı olabiliyor yani hızlı hareket edebiliyor.
Lotu ne kadar yüksekse de daha yavaş hareket ediyor arkadaşlar. Mesela bazı hisseler var, kolay kolay tavan almaz. Örnek veriyorum banka hisseleri. Banka hisseleri genelde milyar lotu var arkadaşlar. O yüzden bir bankayı tavana götürebilmek gerçekten zor. Genelde de o yüzden tavan olmuyorlar. Yani %1, %2 yaptığı zaman öpüp başınıza koyuyorsunuz, öyle söyleyeyim. O yüzden lotonun bunu 100 milyon olması bana fazla geldi arkadaşlar. Yani lotu yüksek diye hisse gitmez diye bir kaide de yok. Parası olan her türlü götürür. Ama tabii daha yüksek maliyete katlanır. Öyle söyleyelim arkadaşlar. Daha iyi anlaşılır. Yüzde kaç halka harçladık? %24,39. Bu iyi arkadaşlar. Ne diyorduk? İdeal oranımız %25, şey %20 ile %30 arasıydı. %25 ideal rakam. O yüzden halka açıklık oranı burada pozitif. Şimdi halka açıklık oranı ne diyorduk? %90, %100 olan, yani %99 olanlar var. %100 demeyeyim de %99 küsür. %50'nin üstündeyse zaten risk. Çünkü %50'nin üstündeyse artık firmanın notları az oluyor. Bu sefer diğer notları alan yatırımcılar istedikleri gibi ne yapabiliyorlar? Hisseyi speküle edebiliyorlar. Halka açıklık oranı ne kadar düşükse, yani ne kadar düşükte hissederken çok çok düşük olduğu zaman da bu sefer hisse hiç hareket edebiliyor. Veya firma kendisi çok hareket ettiriyor. Çok da düşük olmasın. Yani bir ideal rakamımız olsun dedik. O da neydi? %20, %30 arası idealdi arkadaşlar. Zaten zannedersem %5'in altında olanlar da alt pazar alınıyor diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Dağıtım yöntemimiz ne? Eşit dağıtım arkadaşlar. Herkese eşit. Bunlarda ayrımcılık yok. Kurumsallarda, bireysellerde herkes de eşit arkadaşlar. Eşit olması çok önemli. Çünkü oransal olduğu zaman çok paranız olması gerekiyor ki çok fazla not alın. Yani eşit dağıtımda da şöyle bir şey oluyor. Çok fazla talep olduğundan dolayı hani kişilere az gelebiliyor, lot az gelebiliyor ama oransala göre bence daha risksiz. Daha fazla lot geliyor bence. Şimdi siz oransala diyelim ki 50 bin lira yatırıyorsunuz. Örnek veriyorum. 1000 lot alıyorsunuz veya 500 lot alıyorsunuz. Şimdi eşit dağıtım olduğunuz zaman bunu işte bir 5000 lirayla, 2000 lirayla, 3000 lirayla da yapabilirsiniz. Demek istediğim eşit dağıtımda daha az maliyetli, daha fazla lot alabiliyoruz. Ama oransal dağıtımda daha yüksek maliyetli. Gene az lot alıyoruz ama eşit dağıtım bu anlamda küçük yatırımcılara avantaj sağlıyor. Ve eşit dağıtım olduğunda da bireyseller çok fazla talep gösterdiğinden dolayı genelde hisse bireysellerin elinde oluyor. Genel anlamda şu anda dağıtım oranları daha belli değil. Dağıtım oranları hisse açıldıktan sonra, talepler toplandıktan sonra genelde kapta yayınlıyorlar. Kaptan bakabiliriz yani ne kadarını bireyseller almış, ne kadarını kurumsallar almış. Bireyseller çok fazla aldıysa bu da ne yapıyor? Bireysellerin elinde oluyor hisse. Hisse bireysellerin elinde olduğu için de yani en azından bir 3-4 tavan gidebiliyor. Sonrasında diyelim ki bir satış oldu. Bireyseller tabii küçük yatırımcılar diyelim ya da küçük yatırımcılar bir panik olmaya başlıyor. Birden herkes satmaya başlıyor. Bu sefer hisse tabii ki aşağı doğru gidiyor. Aslında kimse satmazsa bireysellerden kolay kolay hisse şey olmaz yani düşmez. Fakat bireysellerimiz özellikle küçük yatırımcılarımız maalesef çok panik. Bu panikten dolayı hisse ne oluyor? Birden aşağı gidebiliyor. Belli değil diyorum arkadaşlar bunlara. Satmama taahhüdüne geliyorum. Taahhütler. Şurada taahhütleri daha açıklayıcı yazmış. Şirket halka arz edilen payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde halka arza konu edilmeyeceğini taahhüt etmiştir. Şirket payların Borsa İstanbul'da görmeye başlamasına itibaren bir yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satılmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altından borsada satılma sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını taahhüt etmişlerdir. Geliyorum. Satmama taahhüdümüz var diyorum. Teşvikler ve geri alınma ilgili bir şey var mı? Bakalım hemen. Onun kullanım yerlerinden bahsetmişler. Talepte bulunma şekilleri. Mükerrer tabi dağıtım şekli. Bakın burada da zaten yazmış eşit dağıtım olduğunu. Evet.
Evet arkadaşlar şey yok. Teşvik ve geri alım yok. Teşvikler neydi arkadaşlar? Bazı hisselerde mesela firma diyor ki benim hissemi al diyor. Ben sana diyor şu otelimde şu kadar indirim yapacağım diyor. İşte bir ay elinde tut gibi. Veya geri alımda ne vardı? İşte hissemi al bir ay elinde tut. İşte ne kadardan aldın? Örnek veriyorum 5 liradan. Ben senden bir ay sonra 5,5 liradan geri alacağım diyor. Gibi gibi taahhütler oluyor arkadaşlar. Bu taahhütler maalesef burada yok. Burada olmadığından dolayı negatif de yok diyoruz. Öz sermaye geldik karlılığımız arkadaşlar. Bunun için ne yapıyorduk? Bilançomuzu okuyorduk arkadaşlar. Şöyle güzel bir bilanço gösteren bir yere gelelim. Burada nasıl bilançomuz? Burada biraz kıssadan hisse almışlar. Şurada bilanço var. Burada iki dönemi göstermişler. Bir tanesi daha güzeldi. Ha, burada. Evet. Şimdi arkadaşlar 2020, 2019, 2018 almışlar. Şimdi öz sermaye karlılığımızı hesaplayalım. Ne kadar artmışız, ne kadar değişmişiz, bu çok önemli. Geliyorum. Mesela öz sermaye karlılığı 2018'de neymiş? 77 milyon 932 bin 225 bölü. Öz kaynağım ne? 58 milyon 261 bin 509 çarpı 100. Burada mesela ne yapmış? Öz kaynağının. Zaten belli arkadaşlar 77 milyon yapmış. Öz kaynağın 58 iken sen 77 milyonluk şey yapıyorsun. Kar yapıyorsun. Öz kaynağından fazla kar yapıyorsun. Mesela 2018'de çok iyiymiş. Geliyorum buraya. Öz kaynağım artmış burada. Ama karım düşmüş mesela. 65 milyon 581 milyon 581 bin 480 bölü 182 milyon 190 bin 179 çarpı 100. Mesela burada %35 yapmışız. Geldim 2020'ye. 77 milyon 038 bin 667 bölü. Burada öz kaynağım bayağı fırlamış. Bakın arkadaşlar 467 milyon olmuş. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar bakın. Bilanço okumanın avantajlarından biri şu. Firmanın büyüyüp büyümediğini görebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar öz kaynağımız 58 milyonmuş. 182 milyon olmuş. 467 milyon olmuş. 1,5 milyar olmuş neredeyse. Yani firmanın ne kadar büyüdüğünü görebiliyor musunuz? Ve bu şey Haziran ayına kadar. Ya şuradaki kâra bakın Haziran ayına kadar. Yani iki dönem daha var. İki dönem daha kâr gelince buradaki kârları ne kadara katlayacak? Yani onu düşünün. Evet. 77 milyon dedik. Öz kaynağıma bölüyorum. 467.003.656 bölü pardon çarpı gitti. 667 bölü 467 003.656 çarpı 100. Mesela burada da %16'ymış. Bakın arkadaşlar %133'tü, %35'ti, %16'ya düştük. Karlılık olarak arkadaşlar yani ne kadar öz karlılık yapıyoruz ona bakıyoruz. Şunu da şöyle yapalım. 291 çarpı 2 diyelim arkadaşlar. Şimdi bu tutarda gelip gelmeyeceğini tabii ki bilmiyoruz. 2 dönemi de bu şekilde geldiğini hesap edelim. Ve bunu bölelim. 190'da. Çünkü arkadaşlar bir yılı alıp hesaplamak en doğrusu. Çarpı 100. Eğer bu şekilde gelirse arkadaşlar %90'lara varan bir karlılık görünüyor. Yaklaşık olarak. Şimdi öz sermaye karlılığımıza baktığımız zaman 35. Şurada 16 idi. 35, 16. Yani ben 2020 yılını baz alacağım arkadaşlar. Tekrar 2020'yi bölüyorum. %16. %16 civarı. %35 civarı. %133 civarı. Yani 35 artı 16 bölü ortalamasını alsak %20-25 civarı çıkıyor ama buraya göre baktığın zaman yüksek çıkıyor arkadaşlar. Evet, 2020'yi baz alırsak %16 oluyor. Çünkü bu seneyi almamamız lazım arkadaşlar. Hisse ne zaman açıldıysa o zaman alıyoruz. Fiyat kazancıma bakıyorum arkadaşlar. FK'm kaç? 77 bin 77 milyon 038.667 bölü ödenmiş sermayem kaç? 40 milyon. 1,92 çıktı arkadaşlar. Hisse fiyatım ne? 8,30. 8,30 bölü 4,32 arkadaşlar.
FK 432. Şimdi bu uygun mu değil mi? Buna bakacağız. Gelelim buraya. Şeyi de yazalım. Hisse fiyatını da yazalım. 8.30. Şimdi FK 10'un altında. 10 rakamının altında. Bu bir kere birinci olarak pozitif. Peki benimle aynı konumda olan hisselerin FK'ları kaç? Yani sektörel FK diyoruz buna. Buna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Geliyorum. Ben burada sizin için böyle hazır bir şekilde hazırladım. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar bu arada dikkat ederseniz enerji sektöründeki hisselerin FK'ları uçabiliyor. Bakın BioE, Pamel, Galata Wind, Manas. Görüyorsunuz bazı FK'lar uçabiliyor. Çünkü enerji sektörü hakikaten riskli bir sektör. Ve hani kar etmek de kolay değil arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bu firma şimdi Natural Enerji ve Esen Elektrik'in ortaklarına zannedersem Esen Elektrik'indi. Bir dakika şurada bir yerde gördüm Esen Elektrik diye. Evet, Esen Boğa Elektrik arkadaşlar. Şimdi ortağın adı Esen Boğa Elektrik. Şimdi Esen Boğa Elektrik'in şurada da yazıyor arkadaşlar. Şirketin %100 oranındaki payları Esen Boğa Elektrik'e aittir. Evet. Esen Boğa Elektrik'e aitmişiz. Esen Boğa Elektrik'in ise %62,5'u Natural Enerji'ye aittir. Kalan %37,5'luk paylar halka açıktır. Evet arkadaşlar. Natural Enerji'nin ise payı şudur falan. Neyse. Arkadaşlar bakın Esen Elektrik'in FK'sı 3.12, Naten'in 2.7. Dikkat ederseniz bu firmaların FK'ları genelde aşağıda gidiyor. Demek ki kar ediyorlar. Kar ettikleri için de aşağıda gidiyor. Yani bu orana bakarsak 4.32 bunlara göre yüksek. Ama bunlara göre bakmak bence doğru değil. Doğru olan sektöre göre bakmak. Şimdi sektörde böyle uçan kaçan FK'ları almazsak yani şöyle 638 falan o tarzı almazsak şimdi bu şekilde toplamda alırsak ortalaması 146 çıkar. Çok yüksek. Fakat böyle uçmayanları sadece alırsak eğer geliyorum. Mesela şu 50'yi de alabilirsek 16 civarı çıkıyor arkadaşlar ortalaması. Dikkat ederseniz. Eğer şu 134'ü de koyarsak 36 civarı çıkıyor. Yani baktığınız zaman FK'mız gene sektöre göre çok çok uygun arkadaşlar. Sektör olarak baktığımızda uygun. O yüzden halka arz fiyatımız da uygun görüyorum. Evet arkadaşlar yani FK'mız uygun. Peki geliyorum borçlarıma bakıyorum. Borçlu muyum? Ki borçsuz firma var mıdır arkadaşlar? Çok nadir yani borçsuz firma neredeyse yok denilecek kadar azdır. O yüzden herkesin borcu var. Buradaki borçtaki önemli olan kaide şu. Genelde diyordum ki kısa vadeli borçlar uzun vadeli borçlardan az olması lazım. Bu iyi olur. Böyle firma bulmak zor diyordum. Bu firmada var arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz kısa vadeli borçları uzun vadeli borçlarından az. Bu bir kere birinci avantajımız. Peki benim kasamda ne kadar para var? Geliyorum bakıyorum. Şimdi kasamda 24 milyon para var. Ticari alacaklarım 25 milyon. Biraz kasamdaki para az arkadaşlar. Bir de halka arzdan para gelecek. Ne kadar gelecek? Halka arz büyüklüğümüz neydi? Bakın arkadaşlar halka arz büyüklüğüne 830 milyon. 100 milyon nominal zaten 830'a çarpın 830 milyon. Yani halka arzdan ciddi derecede para gelecek. Borcumuz var. O yüzden ben ödenebilir olduğunu düşünüyorum. Fakat bu halka arzdan dolayı ödenebiliyor gibime geliyor. Çünkü duran varlıkları falan çok arkadaşlar. Bakın. Duran varlıkları satsa zaten şey olur da duran varlıkları satsa nasıl iş yapacak? Ya kalkıp rüzgar türbinini, güneş enerjisini satarsa iş yapamaz ki arkadaşlar. Ya duran varlığı satacak şekilde düşünmeyin. Yani bazı arkadaşlar şöyle diyor. Ya işte siz sadece nakitlere bakıyorsunuz. Niye duran varlıklara bakmıyorsunuz? Arkadaşlar duran varlıklara bakmak yanlış olur. Çünkü mesela örnek veriyorum bir market olduğunu düşünün. Marketi satıp mı ödeyecek borcunu yani? Çok yanlış bir şey değil mi? Anca firma ne yapar? İflas eder. Veya diyelim birçok şubesi vardır. O şubenin birini, ikisini satar. O şekilde öder. O ayrı. Yani benim burada bakmam gereken bir kere dönen varlıklar. Yani 1 yıl ve 6 diyoruz ya. Böyle hızlı bir şekilde nakite dönüştürülebilecek veya nakit olanları biz hesaba katıp o şekilde borcun ödenip ödenmeyeceğini hesaba katıyoruz. Şimdi bakın 24 milyon nakitimiz var. Nakitimiz çok az.
Ben çok az buldum arkadaşlar nakitimizi. Ticari alacaklarımız lazım bu arada. İkisini toplayınca 50 milyon yapıyor. 50 milyon beni kurtarmıyor ki arkadaşlar. Bakın benim kısa vadeli yükümlülüğüm 343 milyon. Kurtarmıyor yani beni. Buradaki borçların da zaten bir kısmı finansal borçlanmış herhalde. Krediler falan olabilir. Yani sonuçta burada maddi duran varlıkları direkt peşin parayla alıyorlar diye bir kaydı yok arkadaşlar yani. Ne yapıyorlar? Krediyle işte yapılandırıyorlar veya işte taksitlendiriyorlar vesaire o şekilde alıyorlar. Evet arkadaşlar bu şekilde. Peki daha önceden borcumuz neymiş? 194 milyonmuş. Bakın borç yükselmiş. Yani firmanın karı yükseldikçe, bakın firma büyüdükçe, kaynaklarımız arttıkça ne oluyor? Dikkat edersen borcumuz da tabii doğal olarak yükseliyor. Yani ne diyorum? Borcumuz var ama ödenebilir. Yani arkadaşlar şeye baktığım zaman, Esen ve Naten'e baktığım zaman, yani bu firmalar kötü firmalar değil. Yani FK'ları da düşük kar eden firmalar. Ve Esen Elektriğe ait olduğu için bu firma. O yüzden hani genel anlamda kötü görmüyorum. Genel anlamda iyi görüyorum. Bir de burada bir tablo daha yaptım arkadaşlar. Borsaya açılmış enerji hisselerinin halka arz fiyatları, en yüksek gördüğü fiyat ve şu anki fiyat arkadaşlar. Bu şekilde hani bir kıyaslama yapabilmek adına açıkçası yaptım. Şimdi Galata Wind, çok ağlayan var arkadaşlar Galata Wind'de bu arada. Gerçekten ben Galata Wind için de üzüldüm. Çünkü halka arz fiyatının altında, bayağıdır da altında. En yüksek tamam 6-11'i gördü ama şu anki fiyatına bakın arkadaşlar neredeyse %50. Yani 3,5-3,5-7 %50'ye yakın bir kayıp var. Yani tabi halka arzdan girdiyseniz eğer %50 değildir de yani 5,06'dan girdiyseniz kaybınız %50 olmuyor. Yaklaşık olarak size hesaplayalım. 5,06 bölü 3,56 dersek yaklaşık olarak %40 civarında bir zararınız var. O anlamda Galata Wind gerçekten kötü oldu. BON arkadaşlar bakın kaçtan açmış? 16,5-18 arası talep almış. Nisan ayında 37 lirayı görmüş. Şu an 35 lirada bakın. Bunun tabii FK'sı uçuyorsa ona bir şey demiyorum. Ben FK'lara bakmıyorum şu anda. Enerji hisseleri ne olmuş? Yani nasıl gitmiş? Yani bizi zarar ettirmiş mi? Ettirmemiş mi? Onu gösteriyorum size arkadaşlar. Aydem'e bakıyorum. Evet Aydem'de de arkadaşlar çok kişi gerçekten mağdur. Bakın 9,98,5 arası talep alınmış. Tabii 9,90 olarak görelim biz bunu. 9,90'dan aldınız. En yüksek ne görmüş? 9,62. En düşükleri yazmadım bu arada arkadaşlar. En düşükleri yazarsak belki bunun da altındadır. Bakıyorum şu anki fiyatına göre hesaplıyorum. 9,90 bölü 6,58. %50 arkadaşlar. %50'ye yakın. Bu nasıl %50 çıktı? Yanlış oldu. Bir dakika. 9,90 bölü 6,58 1,50. Yaklaşık doğru. Yaklaşık olarak %50 civarında şeysiniz. Zarardasınız diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ya Aydın mesela borçlu bir firmaydı. Ben videomda da anlattığımı hatırlıyorum. Borçlu bir firmaydı. Borçlu firmaları tercih etmemeye çalışalım arkadaşlar. Özellikle ortak satışı olanları tercih etmemeye çalışıyorum. Tabii firma kâr ediyordur. Büyük firmadır. Güzel firmadır. Yani ona bir şey diyemem. Canta arkadaşlar bakın 3,90. Canta uçmuş. 12,55 şu anki fiyatı. 14 lirayı görmüş. Kaça katlamış arkadaşlar? Bunda şeyi de hesaplamaya gerek yok. Katlama yapmış çünkü bu. 4 lira bile desek 3 kere 4 12. 3'e katlamış. Yani siz 1000 lira yatırdıysanız 3000 lira oldu. 5 yatırdıysanız işte 15.000 lira oldu. Gibi. Mesela Cante çok iyi gitmiş. Kariye. Kariye de 8 liradan açmış. 17 lira görmüş. 2'ye katlamış. Hatta üstüne katlamış. Şu anda 14,5'ta. Bu arada borsa şu anda biraz düzeltme yapıyor. Yani fiyatlar o yüzden biraz düşük. Manas'ta ne yapmış? 9,90'dan açmış arkadaşlar. Şu anki fiyatı 16 lira. O da yaklaşık olarak 2'ye katlamış görünüyor. 21 lirayı baz alırsak evet 2'ye katlamış. Yani demek istediğim genel anlamda enerji firmaları halka arz fiyatının altına ikisi dışında düşmemiş. Bakın arkadaşlar ikisi dışında düşmemiş. Yani Esen ve Naten iyi firmalar olarak görüyorum ben. O yüzden hani bu firmanın
Genel anlamda iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat burada tek sıkıntı şu. Halka arz edilen lot sayısı yüksek. Mesela Esen Elektrik'in lot sayısı zannedersem 24 milyon civarındaydı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Evet. Mesela 24 milyonluk bir payı vardı. O yüzden Esen Elektrik hızlı bir şekilde uçmuştu. Şu anda Esen'in fiyatı ne? Bakın arkadaşlar 32, 46 liralardan dönmüş bu arada. Kaçtan halka arz edilmiş? 8,5'tan. Yani bayağı gitmiş. Fakat bunun payı azdı yani. O yüzden buna göre direkt kıyaslayamayız. Yani buna göre diyemeyiz. Ya işte bu da bu şekilde gider diyemeyiz. Çünkü bunun notu yüksek. Yani şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Yıldız Pazar'dayız. Pozitif. 22-23 Eylül'de taleplerimiz toplanıyor. Yani yarın itibariyle toplanmaya başlıyor. 7 yıllık firma olmamız biraz işte negatif. Ortak satışımız yok. Sermaye arttırımı için borsaya açılıyoruz. %25 halka açıklığımız var. Ve eşit dağıtım olması çok bomba. Yani çok önemli bir özellik. Satmama taahhüdümüz var. Karlılığımız %16. Geçen seneyi baz aldım. Fakat bu sene karlılığımız yüksek görünüyor arkadaşlar. Yani bu seneyi baz almadım. Halka arzdan sonrakini de baz almadım. FK'mız düşük. Halka arz fiyatımız o yüzden uygun. Borcumuz var. Fakat şu anda halka arzla beraber ödenebilir görünüyor arkadaşlar. Genel anlamda iyi tabi tercih sizin. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.